beynimizin uyarı sistemi amigdala. Amigdalanın fonksiyonları vücudumuz için son derece önemlidir. Çünkü bu fonksiyonlar olmazsa duygularımızı kaybederiz. Beyindeki bu yapı bizim duygusal ve sosyal tepkilerimizden ve anılarımızdan sorumludur. Öyleyse amigdalanın fonksiyonu ve lokalizasyonuna göz atalım. Amigdala beynin iyi bilinen tanınmış bir parçası olmayabilir. Ancak kesinlikle önemli bir parçasıdır. Beyindeki hipotalamus bezinin hemen üzerinde yer alan badem şeklinde beynin temporal loblarının derinliklerinde yerleşen nöronların oluşturduğu beynin bir bölümüdür. Her biri kulaklarımızdan birkaç santim uzaklıkta İki amigdala'ya sahibiz. Bu küçük kitle bir kişinin zihinsel ve duygusal durumu ile ilişkilendirilmiştir. Amigdala kelimesi Yunanca badem kelimesinden gelir çünkü şekli ve büyüklüğü bir bademe benzer. Amigdala'nın fonksiyonları sinir hücrelerinin neokorteks ve görsel korteks gibi beynin çeşitli merkezlerine bağlanmasıyla sağlanır. Amigdala aynı zamanda sinir sisteminin önemli bir parçası olan limbik sistemin bir parçasıdır. Amigdala'nın fonksiyonu 19. yüzyıla kadar bu yapının varlığını bile insanoğlu tarafından bilinmiyordu. 1930'larda araştırmacılar temporal lobları hasarlanan insanlarda korku duygusu, cinsel davranışlar ve beslenme davranışlarında değişiklikler meydana geldiğini tespit ettiler. Daha sonra yüzyılın ortalarına doğru amigdala hasar gördüğünde duygusal işlemede değişiklikler meydana geldiği görüldü. Bu yapının bugün daha iyi anlaşılması Ursin ve Kaada Blenkart ve Weiss-Krantz Heimer, Kapp McGaugh, Ledoux ve Davis gibi birçok bilim adamının öncü çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Amigdalanın orbi frontal korteks, stratum ve talamus gibi duygusal işleme katılan tüm yapılar ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Hem insanlarda hem de hayvanlarda amigdala korku ve keyif duygularıyla ilişkilidir. Amigdalanın temel işlevi duygusal ve sosyal işlemedir. Ayrıca duygusal olayları çözümler ve bu olaylarla ilgili anıları depolar. Araştırmacılar aynı zamanda erkek ve kadınlardaki amigdalanın duygusal durumlara farklı tepkiler verdiğini tespit etti. Bazı duyguları hissedebilmek ve karşı tarafın duygularını anlayabilmek için amigdala'ya sahip olmamız gerekir. Örneğin korku duygusu Amigdala ile ilişkili bir duygudur. Örneğin bir kişinin öldürüldüğünü görmek kalbimizin daha hızlı çarpmasını sağlar. Aşırı korku ve endişeli düşünceler beynimizin panikleyip kendisini de öldürülmeden oradan kaçabilmek için katış yolları düşünmesine neden olur. Korkunun sebep olduğu bu kendini koruma içgüdüsünü sağlayan amigdala'nın aktif hale gelmesidir. Amigdala ayrıca bu korkunç öldürülme olayını hafızada depolar. Ne zaman bu olayı tekrar düşünsek, o gün ve olay gözümüzün önünde belirir ve korkunun neden olduğu titreme, ürperme gibi diğer belirtileri de tekrardan yaşarız. Bu da gösteriyor ki amigdala'nın kişinin o deneyimi yeniden yaşamasını sağlayan duyguları ve anıları saklıyor. Ayrıca araştırmacılar amigdalaları hasarlı olan kişilerin hiçbir korku belirtisi göstermediklerini tespit etti. Normalde bir kişinin kalbinde korkuya neden olan silahlar, örümcekler, yılanlar, yükseklik, hırsızlar, korku filmleri ya da diğer faktörlere hiçbir tepki vermedikleri görüldü. Bu açıkça amigdala ve korku tepkileri arasındaki bağlantıyı kanıtlıyor inme sonrası amigdalası hasar olan insanlarda korku duygusu ve duygulara kıyasla çok az daha görülür. Korkmak için amigdala olmazsa olmaz değildir. Anatomik olarak amigdalası olmayan insanların da panikleyebildiğini biliyoruz. Ayrıca amigdala'ya korkuyu işleme konusunda yardım eden birçok başka beyin yapısı vardır. Örneğin beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampus, amigdalanın korkunun bağlamını anlamasını sağlar. Geçmişte benzeri bir deneyim yaşadıysanız, bu deneyim güncel korkunuzu arttırabilir. Dahası, korktuğunuzda salgılanan adrenalin, hafıza merkezi hipokampüsün anılarınızı daha etkili bir şekilde çağırabilmesini sağlar. Daha çok önem verdiğiniz ve duygularınızı tetikleyen şeyleri daha iyi hatırlayabilmenizin sırrı budur. Amigdala ayrıca orta prefrontal korteksten de sinyaller alır. Bu bölge amigdalanın oluşturduğu ilk refleksin ardından mevcut tehlikeden nasıl kurtulacağınızı planlamanız gerektiğinde devreye girer. Amigdala daha doğumda bile tamamen gelişmiş bir beyin yapısıyken prefrontal korteksiniz yetişkin oluncaya kadar olgunlaşmaya devam eder. Bu nedenle çocuklar ve ergenler her zaman rasyonel kararlar vermezler ve duygularını iyi kontrol edemezler. Bir dahaki sefere bir arkadaşınız yüzünde bir hayalet maskesiyle aniden saklandığı yerden üzerinize bağırarak gelip sizi korkutmaya çalıştığında önce korktuğunuz için hafifçe gülümseyin. Sonra amigdalanızın diğer beyin bölgelerinin yardımıyla bu senaryoyu nasıl yarattığını aklınıza getirin. Amigdala ile ilgili şunu söyleyebilirim. İnsanoğlunun evrimsel sürecinin ilk başlangıcından beri bizi yönlendiren ve geliştiren bir duygumuzdur. Yani şöyle düşünebilirsiniz, insanoğlunun ilk mağaradan çıkış zamanından sonra avcı toplayıcı zamanlarına kadar olan süreçlerde amigdala büyük rol oynamış ve insanoğlunu şu anki gördüğünüz modern insan e, durumuna getirmiştir. Amigdalanın çok fazla gelişmediği ve bizim atalarımızdan sayılan neandertaller de e, amigdalası daha az geliştiği için aslında şu an ee, bu süreçte hala yaşamlarını devam ettiremediler. Yani bizim e, atamız olan homo sapiensler yaşamlarını devam ettirip modern insana e, evrimleşirken neandertaller ne yazık ki amigdala kısımları daha az geliştiği için e, bu e, evrimsel süreçte e, yenilgiye uğradıklarını söyleyebilirim.